Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda İhlas tasavvuf ilişkisi nasıldır? Bu hususu arz etmek istiyorum. İhlas, arınmak, saflaşmak, kurtulmak manasında hulus, halas kökünden türetilmiş olup bir şeyi içine karışmış ve değerini düşürmüş olan başka şeylerden temizleyip arındırmak, saflaştırmak anlamına gelir. İhlas, doğru, samimi, katışıksız, dupduru, riyadan uzak olma ve kalbi bulandıracak şeylere karşı kapalı kalma, kapalı yaşama veya gönül safveti, fikir istikameti, Allah'la münasebetlerinde dünyevi garazlardan uzak kalma ve tam bir sadakatla kullukta bulunma olarak ifade edilebilir. İhlas, ferdin ibadet-i taatinde Cenab-ı Hakk'ın emir, istek ve ihsanlarının dışında her şeye karşı kapanması, kul ve mabut münasebetlerinde sır tutucu olması, yaptığı şeyleri Hakk'ın teftişine arz mülazasıyla yapması, tabiri diğerle vazife ve sorumluluklarını o emrettiği için yerine getirmesi, yerine getirirken de onun hoşnutluğunu hedeflemesi ve onun uhrevi teveccühlerine yönelmesinden ibarettir ki, saflardan saf sadıkların en önemli vasıflarından biri sayılır. Bu itibarla sadakat bir asıl ve kaynak, ihlas da ondan nebeyan eden bir mayi zülal sayılmıştır. 40 gün bu mayi zülal içen birinin kalbinden lisanına hikmet kanallarının açıldığı ve açılacağı sözleri Lalü Güher Söz Sultanı'nın beyanı. Sadakat, peygamberlik aleminin en birinci vasfı, ihlas ise en nurani buğdudur. Başkalarının hayat boyu elde etmek için uğraşıp durdukları ihlasa, onlar doğuştan mazhardırlar. Kur'an-ı Kerim, Nebi ihlasını anlatma sadedinde, şüphesiz o ihlasa erdirilmişti. Fermanı sübhanesiyle bu önemli mazhariyeti ihtar eder. Sadakat ve ihlas, Enbiya-i İzam için hayati birer sıfat oldukları kadar, davayı nübüvvetin temsilcileri için de su kadar, hava kadar önemli birer vasıftırlar. Bu iki hususiyeti elde etmek ve bu nurani iki kanatla kanatlanmak, onların en ehemmiyetli güç kaynaklarıdır. Birinciler, ihlassız bir adım atamayacaklarına inanırlar. İkinciler de atamayacaklarına inanmalıdırlar. Gerçekten de sadakat ve ihlas bir ucu insan gönlünde, diğer ucu Hakk'ın inayet katında öyle bir derinliktir ki o derinliklere yelken açmış ve o kanatla kanatlanmış bir baba yiğidin takılıp yollarda kaldığı görülmemiştir. Zira onlar Allah tarafından teminat altındadırlar. Ve Allah çok iş ve çok semereden daha ziyade her işte rızasının gözetilmesine önem verir. Onun nazarında bir dirhem ihlaslı iş, batmanlarla halis olmayana müreccahtır. İhlas bir kalp amelidir ve Allah da kalbi temayüllerine göre insana değer verir. Evet, innallâhe lâ yenzuru ilâ etsamiküm ilâhir. Fehvasınca o sizin insana değer verir. Evet, o sizin suret, şekil ve dış görünüşlerinize değil, kalbinize ve kalbi temayüllerinize bakar. İhlas, Allah tarafından temiz kalplere bahşedilmiş, azları çok eden, sığ şeyleri derinleştiren ve sınırlı ibadet-i taatı sınırsızlaştıran öyle sihirli bir kredidir ki, insan onunla dünya ve ukba pazarlarında en pahalı nesnelere talip olabilir ve onun sayesinde alemin sürüm sürüm olduğu yerlerde hep elden ele dolaşır. İhlasın bu sırlı gücünden dolayıdır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dini hayatında ihlaslı ol, az amel yeter buyurur ve her zaman amellerinizde ihlası gözetin, zira Allah sadece amelin halis olanını kabul eder diyerek amellerin ihlas yörüngeli olmasına tembihte bulunur. Amel bir cesetse İhlas onda can, amel bir kanatsa, ihlas da diğer kanattır. Ne ceset cansız olabilir, ne de tek kanatlı bir yere varılabilir. Sana bütün davranışlarında ihlas gerektir. Ta ki Rabbi Ecelle senin amelini kabul ede. Zira ihlas taat kuşunun kanadıdır. Siz kanatsız felah semtine nasıl uçabilirsiniz ki? Deyip inleyen Mevlana ne hoş söyler. Bir hoş söz de Bayezid-i Bistami'den. Bütün iç dinamizmimi kullanarak Cenab-ı Hakk'a tam 30 sene ibadet ettim. Sonra gayiptan, ey Bayezid, Cenab-ı Hakk'ın hazineleri ibadetle doludur. Eğer gayen ona ulaşmaksa, hak kapısında kendini küçük gör ve amelinde ihlaslı ol sesini duydum
ve tembihini aldım. Bazılarına göre ibadet-i taatta halkın görüp hissetmesinden kaçınmak ihlas, bazılarına göre ise halk mülazasını bütün bütün unutmak, bazılarına göre de ihlası dahi hatırlamamak. Evet, bunlara göre ihlas, ameli bir türlü, ameli her türlü mülazalardan uzak bulundurmak ve sürekli murakabe ile maddi manevi bütün hazları unutmaktır. İşin daha doğrusu ihlas, kul ile mabud arasında bir sırdır ve bu sırrı Allah sevdiklerinin kalbine koymuştur. Kalbi ihlasa uyanmış bir insanın nazarında medhuzem, tazimu tahkir ve yaptığı işlerle bilinip bilinmemesi, hatta sevap ve mükafat mülahazası katiyen söz konusu değildir ve böylelerinin gizli açık her halleri aynı çizgidedir.